Yo, boom. The thing Herkese merhabalar. Yepyeni bir YouTube videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün 22 Mart 2022 özelinde e, chatle beraber bu videoyu çekiyoruz. Aynı zamanda Egecim güldürme. <laughs> Chatten şu an beni güldürüyorlar güleyim diye çekemeyeyim diye sizlere gelmesin bu video diye ama <laughs> yine de gelecek efendim. Hoş geldiniz. Bugün güzel bir seveceğimiz geldi. Parti bekimiz geldi. Onu yapacağız beraberinde. Antonio falan bir şeyler bir şeyler var. Hepsine bakacağız. Öncelikle beğenirseniz videoya like, kanala abone değilseniz de abone olsanız çok teşekkür ederim ve chatle beraber karşınızdayız. Evet chat şöyle sizi ne yapalım? Sizi biraz büyütelim bu şeylerde. Ben söyle videolarda. Ama şu an sizi bulamıyorum tabii ki. Heh. buldum. Çok güzel. Kapattım hatta bir de. Heh. Şöyle büyütelim. Youtube'la beraber kaynaşın. Arkadaş olun. Kavga etmeyin oğlum. Okey. Let's go. Şimdi ne geldi? Ne geldi? Aleyküm selam. sekmesindeyiz. Rice Rice Bey bir tonali zaten vardı. Bu ikisini yapın diye her defasında söylüyorum. Eğer iki tane CDM istiyorsanız. Ramos'u bitirdik Artici'de 10 üzerinden 6-7 vermiştim ama 8-9'a çıktı puanı. Antonio bunun geleceğini söylemiştik. Geçen videoda anlatmıştım galiba Antonio'yu. Ne istiyor? Tek kadro istiyor. 84. 5. 85 istiyor. Inform istemiyor. 4-4 bir karttı. Ne? 4-3 mü? Niye 4-3 bu ya? Bunun 4-4 gelmesi gerekiyordu. Yüksek orta sevdiğimiz bir çalışma oranı. 1.78 boyunda 1. 1990 doğumlu benden yaklaşık 8 ay kadar büyük. 89-97. Oo sprint hızı çok güzelmiş. Bitiricilik 94, şut gücü 94. Gayet güzel. 90-88 çeviklik dengesi var. Zıplaması 99. Biraz fizikli diye biliyorum bunu. Body type'ı nedir chat daha iyi bilir. Stoki olsa gerek. Sekorta çok, çok tatlı. Bence güzel bir kart. Premier Lig'de Santrafor mevkinde ilk 11 e oynayabilecek bir kart gibi duruyor. Stocky body, body type'ı var. Yani çok böyle pırpır pır değil ama fizikli. Hava toplarına hakim. Özellikle şut gücü ve bitiricilik 94-94. Bence tatlı. Denenir. 92 üzeri finishler. Bu sene çok etkili biliyorsunuz. Bir de efendim büyük karşılaşmaya gelmişti zaten. Çıkış var. Çıkış ne abi? Nereye çıkıyoruz? Ne istiyor bu çıkış? Ligler minimum 3. Kulüpler minimum 4. İlk sahibi olan oyuncu minimum 1. Bak bu da yeni geldi ha. İlk sahibi mecbur koyacağız. Hepsini alıp yapamıyoruz mu yani? 75'te rating istiyor. Dur bakayım şöyle bir dizsem hemen. Altın düşükten yükseğe. Kaç kimya istiyordu? 75. Ha valla yaptı lan. Kale 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 Danimarka İspanya. İspanya'dan bir stoper koysak şuraya 56. Bir tane de şuraya koysak 57. Bunu böyle yapsak 59. Orta sahaya bunu koysak 61. Forvet'e bir tane. İspanya liginden. Santrafor. Solda Adoreis'i koysak. Aynı ligden max 3 oluyor. Bunu buraya koydurtmuyor. Morales koysak 61. Konya 2 Hollanda. Bakayım altta ne var. İtalya var iki tane. Bunu koysak şuraya da. Bunu koysak 66. Buraya bir tane İtalya'dan sabek koysak. Senden değil. İtalya'dan. Stamfriss. Ol artık lanet. Ol artık. Şuraya Meo koyalım bir tane. <laughs> Orta sayatip ama. O da olur, onu da koyabilirdik aslında. Sosa, Sosa bizi bitirdi. Üst düzeyi yapalım. Hemen açalım bakalım ne gelmiş. Onu açmadan önce bir de yıla bakışa bakalım. Üç, i̇ki 3 tane oyuncu seçim arasından, pardon, yıla bakış değil. Kampanya çantası var. Eee OTV kartı, Adidas kartı, Number Up RTTF, as oyuncular ve Fantasy birinci takımdan bir tane oyuncu veriyor bu. İki oyuncu seçim var. Dikkat edelim buna. Ne istiyor? 84 istiyor. İki tane de Team of the Week istiyor. Burada gelebilecek güzel oyuncular var. Konuştuk. Bakalım ben de yapacağım bunu. Neler gelecek. Beraber bakacağız. Patlamaya hazır değilim. Muhtemelen çok iyi bir şey çıkaracağım ondan. Ama önce üst düzey elektrumdan ne alıyoruz ona bakalım. Buradan herhalde Alman Meo. Sindil alıyoruz. Okey. <laughs> 70 kimya evet biraz zorlamış ama sonunda verdiği paket. Yani fena bir paket değil ama bana atmadı. Umarım sizi atar diyorum efendim. Sen yukarı sen aşağı. Şimdi ben o 84 artı 2 ifi yapıp hemen geri geliyorum. Biraz elden biraz gönülden verdik. Biraz da cepten verdik. Ee, özellikle su çeke 20-30k para verdim biraz canımı sıktı. informlar artmış mı bilmiyorum tam fiyatlarını. 1.86, 2.84 aldık. Verdik gitti. iki tane inform istiyor. Elinizde bolca inform saklamayı unutmayın. Özellikle VL ödüllerinden gelen 83 ve üzeri informları saklarsanız hafta içi gelen şeylerde, SBC'lerde kullanabilirsiniz. Evet. Bakalım. Ne geliyor? Ne gelecek? Chat tahminlerinizi alalım. Umels geldi diyen var. Başka? Patlayacak diyorlar. Klasik diyen var. Brezilya, Werner, Reyna, Cucurella, Cuadrado, Vardy, Balon. En iyisi gelir inşallah en iyisi gelir de. İyi mi bunlar iyi mi? <laughs> ya neden del ya delilerli kim şik şikeceğim şimdi ya neyse. <laughs> ben buradan delilerli alıyorum bari ne yapayım görevde merevde kullanırız ya bir şeyler yaparız. Tamam yani bu görev ya yani güzel şeyler atabiliyor. Ee, şeyleri gördünüz zaten. OTV, Adidas, Numbers Up, RTTF, As Oyuncu, Fantezi 1 birinci takım. Bunlardan bir tanesini veriyor. Başka ne geldi? Başka şöyle bir bakalım. Antonio'yu konuştuk. Ee, kampanya çantasını konuştuk. Ee, daily content'i konuştuk. Ee, retro kit gelmiş bir tane. O ne lan? Bu mu? Buna gerek yok. Kitleri yapmıyoruz zaten. Okey başka bir şey yok. Başka unuttuğum bir şey var mı? Şöyle bir görevler kısmına göz atalım. Klasik kupayı yapmaya devam ediyorsunuz unutmuyorsunuz. Her galibiyette bir tane paket veriyor. Biz de yeni bir hesap açtık canlı yayında. Oradan e, ikon hesabı diyoruz ona. Onu yapıyoruz. Simon onu da oraya yapacağız. Bu formalar zaten kendiliğinden bitiyor. Dönüm noktalarını da dün zaten söylemiştik. İkon swap'lerin ikinci partisi geldi. 9 tane daha swap geldi. Bunlarla beraber totalde 18 tane kaldı. Başka da yeni bir şey gelmemiş. O zaman yavaştan kapanışa geçelim efendim. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Yarın yeni bir videoyla inşallah gündüz taktik videosuyla görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Bay bay.